Kendimden sonra en talihsiz tabak Mehmet abi düşündüğüm için. Yani kendimi de yazamayacağım için Mehmet abi yazdım. Gökhan? Ben de diğer arkadaşlarım çoğuna katılıyorum. Tahsin'i yazdım. Çünkü belirtmiş olduğum gibi salçalıydı konseptimiz. Salçalı yemeklerdi. Çok fazla patatesiyle bütünleştiremediğini düşündüğüm için. Lezzeti güzel olmasına rağmen dediğim gibi bütünleşmediğinden dolayı Tahsin'i yazdım. Çok güzel. İhsan? Yani ne kadar az da olsa en azından salçası görünebilir ve yenilebilir lezzetteydi. Tahsin'i yazmadım. Ben de Mehmet abi yazdım. Ve Okan. Benim de aklımda iki tabak vardı Melike abla gibi. Mehmet abininki ve Tahsin'inki. Ama Mehmet abinin yaptığı soslarla yine yenilebilir bir haldeydi yani. Gayet güzeldi tadı. Fakat Tahsin'inki lezzet olarak bütünleşmediği için Tahsin yazdım ben. Teşekkür ediyoruz. Okan, Tahsin ve Mehmet Bey sizi öne alabilir miyim lütfen? Sizin aranızda bir düello yapılacak ve günün adayı belirlenecek. Jess ve Emel Hanım'a sözü bırakıyorum. Onlar acaba aynı fikirdeler mi diye. Hakikaten en başta hepinizin eline sağlık. Bir kez daha yinelemek isterim bunu. Doğru söylüyorlar Tahsin. Yani bu konuda hani doğru söylüyorlar. Sen de zaten söyledin. Özdeşleşememiş diye. Doğru. Yani farklı iki yemek gibilerdi. Patates ayrıydı. İç harcı ayrıydı. Doğru söylüyorlar. İkisi de lezzetliydi. Ama belki konsept dışı kaldığı için ve bütünleşemedikleri için biz de aynı şeyi düşündük Emel Hanım'la. Doğru. Mehmet Bey, sizinkiler de tek tek malzemeler güzel idi ama yine bir kırmızılık içinde değil idi ve birleşememek konusunda diğer arkadaşlara katılıyorum. Ancak bu masadan iki tabağı yememen gerekiyor. Hangi iki tabak deseler bu iki tabak değildi. Ben bu iki tabağı zevkle yerdim. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Şu an teknik etaptayız. Arkadaşlarımın biliyorum hani kim neye göre söyledikleri işte ama tabağım kötü. Şu kötü diye buradayım ya arkadaşlarım tarafından. Ama sizin ağzınızdan bunu duymak benim için çok daha mutlu edici bir şey. Şimdi teknik etapta bayağı kırbaçlayacak o ağzınızdan çıkan güzel cümleler beni. Mehmet Bey, ben de yineliyorum. Benim son ikimde siz yoktunuz. Stratejiler var. yani olabilir. O olan bir şey. Ben istesem şu an yarışmayı bırakırım ama asla bırakmayacağım. Biraz önce onu düşünüyordum. Beyin fırtınası yapıyordum. Neden, niçin, kime diye benim yani sonuna kadar savaşacağım. Bir anda bu kararımdan vazgeçtim. Çok iyi tabaklar yapıp koruma altına alınan tabakları yarışırsınız inşallah diyelim. Ve ikiniz arasında düello yapıp günün adayını belirleyelim artık. Diğer arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. Jess ve Emel Hanım'a da teşekkür ediyoruz tabii ki. Buyurun. Mini çikolatalı ekler yapacaksınız. Taktik uyguluyor. O çok farklı bir çocuk. Kıvamım çok güzel olmadı. Tam tutturamadım. Böyle katı bir kıvam olmadı. Oldu da çıkmadı mı son değil. Çünkü buradan Ünal abi elemeden gitmek istemiyorum. Tarif güzel tarif. Yapmaya çalışacağım. Sen ne yaptın? Ben kötü ya benim. Çıkartmayacağım tabak. Yapacak hiçbir şeyim yok. Şu an battım zaten. Mehmet Bey ve Tahsin arasında bir düello yapacağız. Ve günün adayını belirleyeceğiz. Mini çikolatalı ekler yapacaksınız. Stüdyomuzdaki kokudan da anlamışsınızdır zaten diye düşünüyorum. 40 dakika süreniz olacak. Ekranları başındaki sevgili izleyicilerimizin de mutlaka not almaları gerektiği, evde rahatlıkla yapabileceği bir tarif olduğu konusunda hiç şüpheniz olmasın notunu aktarmak istiyorum. Çünkü jürimizin ortak tarifidir ve gayet de güzel bir tariftir. Yapması da kolaydır ama final düellosuna yarışır da aynı zamanda. Yani finalde uygulanacak düellolara yarışır da bir tarif aynı zamanda. Kolay gelsin o zaman. Evet, aynen. Biliyorsunuz ama söyleyeyim her zamanki gibi bütün İhtiyaç duyacağınız malzemeler örtünüzün altında arkadaşlarımız tarafından hazırlandılar efendim. Ve her zamanki gibi süreniz bittiğinde lütfen tabakları yerleştirin. Jürimiz kime ait olduğunu bilmeden tadımını yapacak ve daha az beğendiği tabağı da işaret edecek. Sürenizi şu anda başlatıyorum efendim. 40 dakika. Kolay gelsin. Bugünkü teknik etapta Mehmet Bey ve Tahsin birbiriyle yarışacak. 40 dakika içinde çikolatalı mini ekler yapmaları gerekiyor. Günün sonunda jüri her teknik etapta olduğu gibi kimin tarifini tattığını bilmeden değerlendirmesini yapacak ve bir yarışmacıyı eleme adayı olarak seçecek. Farklı bir şey olacağını tahmin ediyorum ama esas hikaye tatlıda. Zaten tatlıyı yapanlar pasta ustaları çok iyi bilir, gramaj çok önemlidir. Hakikaten çok önemlidir. Bu bağlamda ölçülere çok dikkat etmeleri gerektiğini düşünüyorum ve tabii ki hamurun kıvamına çok dikkat etmeleri gerekiyor. Bunların hepsini yaparlarsa ki bu kadar basit anlatıyorum ama tatlı gerçekten zor iştir.
Her ikisi de başarılı olur diye umut ediyorum ama bir tanesi mutlaka daha lezzetli olacak, diğeri de eleme adayı olacak. Yarışmacılar bugün teknik tarifleri için öncelikle şu hamuru yapıp pişirecekler. Ardından dolgu kremalarını hazırlayacaklar ve eklerlerin içini kremayla doldurup üzerlerini çikolataya batıracaklar. Ek ömrümde hiç yapmadım. Allah var, tarifini bile açıp merak edip okumadım. Yani o yüzden tekniklerini bilmiyorum. Tariften korkuyorum. Bir patlama olabilir ama ilk günün zararı yok. İlk gün heyecan olabilir yani. Bakalım kısmet. Evet, Tahsin'le beraber teknik etaptayız. Evet, bugün mini ekler yapacağız. Tabii yaptım. Yani birçok denemelerim oldu. Başardığım günler oldu, başaramadığım günler oldu. Yani daha önceki ilk üçüncü turda katıldığım etapta da profiterol vardı. Mesela o gün çok başarısızdım. Yani profiterolüm şiş, o şey kabarmadı, işte şu oldu, bu oldu. O günden sonra hep denemelerim oldu. %99 falan başarıyordum. Bakalım burada da halledeceğim aynı yöntemle. İnşallah iyi olacak. Yarışmacıların bugün şu hamurlarını hazırlarken dikkat etmeleri gereken çok önemli püf noktaları var. Suyun içinde tereyağını erittikten sonra unu tek seferde eklemeleri ve çok iyi karıştırmaları gerekiyor. İhsan'ın hani o ne derler yorum aşamasında da söyledim. Yani onun şeylerine inanmıyorum ben. Çünkü o taktik uyguluyor. O çok farklı bir çocuk. Ben bunu hep söylüyorum. Söyleyeceğim da zaten. O değişik yani. Ne derler? Çünkü masada en kötü yorum yaptığım onunkisiydi. Ondan sonra o da hissetti onu. Salça konseptine taktı. Ondan sonra ne derler? Bilmiyorum ya işte göreceğiz ilerleyen günlerde de göreceğiz. Ben şimdi buna odaklandım. Tarif güzel tarif. Yapmaya çalışacağım. Yani bu kadar çok başarılı olamasam da en azından yapmaya çalışacağım. Bakalım sonuç ne olacak? Tahsin bugün şu hamurunu hazırlarken biraz fazla aceleci davranıyor gibi görünüyor. Eğer hamurunu yeterince soğutmadan yumurtaları eklediyse maalesef omlet kıvamında bir sonuçla karşılaşacak. Şu hamuru yapmanın diğer önemli püf noktası da yumurtaların ılıklaşan hamura teker teker yedire yedire eklenmesi. Böylece akışkan olmayan yumuşak bir hamur elde edilmiş olur. Ekler hamuru yapmaları gerekiyor. Artık giderek haftalar boyunca, aylar boyunca yaptıklarımızı biraz temize çekmek istiyoruz. Dolayısıyla ekler hamurunun tencerede çok uzun süre ve altta bir tabaka tencerenin dibi tutacak kadar çok pişirilmesi gerektiği, buna mutlaka tuz eklenmesi gerektiği, el yakmayacak kadar ılındıktan sonra yumurtaların ama birer birer eklenmesi gerektiği, ne kadar yumurta konacağına hamur ipek gibi parlak olduğunda ve bir kaşığın üstünde bir lapa gibi sert bir şekilde duramaz, aşağı doğru kayar ama su gibi de akmaz kıvraklıkta olduğunda yumurta eklemeye son vermek gerektiği gibi bilgilerini sınamak istiyorum. Ya kıvamım çok güzel olmadı. Ya oldu da çok harika olmadı. Yani tam tutturamadım. Böyle katı bir kıvam olmadı. Onun için biraz cıvık oldu hamurum ama bakalım sonuç ne olacak. Allah kerim. Yani burada teknikte olmam çok kötü bir şey. Ama eminim ki alnımın akıyla inşallah çıkacağım. Oldu da çıkmadı mı son değil. Çünkü buradan Ünal abi elemeden gitmek istemiyorum. Çünkü yani yaptığı yorumlar, kendi yani davranışları falan pek haz etmediğim bir insan. Sevmek de zorunda değiliz kimseyi. Burası bir yarışma, tamam. Böyle bir gerçek var. Yani bilmiyorum ama ya belki de hırs yaptım. Yani bu hırs mı denir bilmiyorum ama belki de azimlendim. Ünal abi burada finalde görmek istemiyorum. En azından benden önce gitmeli. En azından. O yüzden daha çok erken. Birinci oldu bugün. Bunun yarın da var. İnşallah yarın koruma altına tabağı alınmaz da nasıl yorumlu yapılıyormuş seyreder görür. Tabii kesinlikle haksızlık yapmayacağım. Olduğundan farklı bir şey söylemeyeceğim. Ama en ufak bir açığını yakaladığım an
Yani kaçarı yok. İhsan konuşmayı seven bir insan. Ben de konuşmayı seven bir insanım. Burada ilk hafta yarıştığım an kulis mevzusu açıldığında kulis yapmam çünkü sonumun İhsan gibi olmasını istemiyorum dedim. Arkasındayım da kötü bir şey. Gördük yani İhsan'ın nasıl bir sonuç aldığını. İnsan, yani yarışmacı arkadaşlarına, buradakilere, kimseye karşı bir sempatisi kalmadı. Herkes de bunun farkında. O yüzden bir tartışmamız oldu. Önceden dediğim bir lafa karşı. Yoksa bu mutfağa kesinlikle ön yargıyla girmedim. Hiçbir zaman girmedim. Yine de girmeyeceğim. Kader kısmet yaşadıkça göreceğiz. Yani bugün öyle çok büyük bir tartışmamız olmadı. Sadece yorumları biraz abartılı. Ve insanların benim de hoşuma gitmiyor bu. Bakacağız kısmet. Gökhan abiyle bir tartışmamız olmuyor. İyi ki de olmuyor. Yani çünkü Gökhan abi çabuk sinirlenebilen sen. Ben çenemi tuttuğum zaman Gökhan abiyle bir alıp veremediğimiz olmuyor yani. İnşallah da olmaz. Okan komik bir insan. Yani dobra da bir insan. Öyle arkadan iş çevireceğini düşünmüyorum. Ha İhsan'a uyarsa sonu hayra değil. Kendi bilir yani. Dikkatli olsun. Ünal Bey ben çünkü bir söz verdim. İzleyenlere de kendime de. Ünal abi buradan gitmeden gitmeyeceğim. Ve gittiği zaman da göbek atacağım. Bu kadar basit. Roman oynarım bir şey yaparım ama gidecek yani. Kaçarı yok. Bugün birinci olabilir. Geçen ilk yarı finalde de birinci olmuştu ama sonradan batırdı. Öyle olur belki. Bakacağız. Mutfakta hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Tahsin eklerlerini pişirdi. Onlar soğuyana kadar da dolgu kremasını hazırlayacak. Mehmet Bey ise kremasını hazırladı ve heyecanla fırındaki eklerlerin pişmesini bekliyor. Nasıl gidiyor abi? İyi fena değil. He? İyi fena değil. Benimki kötü ya. Ben... Kremanı yaptın mı? Yaptım dolapta. Çikolatayı eritmedin mi? Erittim. İçine koymadın mı? Koydum. Kaç gram koydun? Burada yazan kadar. 150 gram. Ha, gerisini bıraktım. 2-3 tane yapacağız zaten. Bir sürü değil ki. Ama ne bileyim. Artık kader kısmet. Sen ne yaptın? Ben kötü ya benim. Seninkiler pişmiş. Ama kötü baksana. Niye kötü olsun canım? Sen iyice çırpmadın mı? Gramla çırptım. Koymadın mı? Çırptım da ama. Tahsin bugün teknik etapta olmanın heyecanından olsa gerek hızlı hareket etmek isterken konsantrasyonunu kaybediyor. Kabartmadın mı? Kabarttım ama böyle oldu. Ben bugün eleme adayım. Hayırlı uğurlu olsun. Tahsin kabartmak için uğraştığı kremayı erimiş çikolataya ekliyor ve ezerek karıştırdığı için hapsolan tüm havanın kaçmasına neden oluyor. Yapacak hiçbir şeyim yok. Şu an battım zaten. Eleme adayım. Hayırlı olsun. Mehmet Bey eklerlerini fırından çıkartıyor. Bu arada Tahsin tarifini birleştirmeye başladı bile. Bakalım etabın sonunda ortaya neler çıkacak. Sen de mi beyaz çikolatayı erittin? Erittim, rendelenecekmiş mi? Ha evet. Ne yapacağız? Elin titriyor be abi. Titremez mi? Heyecan mı yaptın? Evet. Bence heyecan yapmana gerek mi var? Yarışmacıların sürelerinin bitmesine çok az zaman kaldı. Artık son hazırlıklarını yapıp tariflerini sunum tabaklarını alıp servise hazırlamaları gerekiyor. Ne yapacağım ben ya? Yarışmacılar sürelerinin bitmesine saniyeler kala çikolatalı eklerlerini sunum tabaklarını alıp son dokunuşlarını yapıyor. Ve süreleri dolan yarışmacılar sunum tabaklarını tadı masasına isimlerinin arkasına bırakıyor. Birazdan jüri gelip kimin tarifini tattığını bilmeden yorumlarını yapacak ve ilk günün eleme adayı belli olacak. Çikolatalı minekler yaptılar sizin için. Jürimiz tadacak biliyorsunuz zaten. Daha az beğendiklerini de işaret edecek. Jess kolay gelsin. Çok teşekkürler. Ben zaten konuyu biliyor. Siz yardımcı olursunuz. Buyurun. We'll be right back.
Sözü size bırakıyorum. Jess, misafirimizsin. Sen başlamak ister misin? Emel Hanım izin verir. Şimdi biz ortak karar verdik tabii. Aha. Onların da sürekli beraber kararları gibi. Bu sefer Arda yerine ben de destek oldum Emel'e. Emel bana destek oldu daha doğrusu. Şimdi sen çok daha iyi biliyorsun. İzleyenler de biliyorlardır diye tahmin ediyorum. Herkes bir şekilde yemek yapar ama tatlı yapmak zordur. Doğru. Değil mi? Herkes tatlı yapamaz. Çok doğru. Ölçüler çok önemlidir. Senden de çok şey öğrendim. Mesela burada konuk sunuculukta yaparken biraz tuz mu atmak gerekirler falan gibi durumlar durumlar. Ki buraya da tuz gerekir. Tahmin ediyordum bunu söyleyeceğini. Onun için pas attım. Ama bildiğimiz ekler değil herhalde diye tahmin ediyorum. Çünkü içerisinde normalde pastacı kreması vardır. Biz çikolatalı misyonunu yüklediğimiz için daha farklı bir şey yaptılar. Ama ortak payı da senin de dediğin gibi hamuruydu. Evet. Lütfen devam. Evet, bu şartlar altında istersen az tercih ettiğimizi sen göster. Peki. Biz bir karara vardık. İki tabak arasında en az beğendiğimiz tabak. Bu tabak. Tahsin'in tabağı. O da zaten anladı. Hepimiz gibi. Bilmem en azından. Ne sorun yaşadın? Ya bir sorun yaşadığımı zannetmiyorum. Belki yumurtaları mı acaba hızlı? Tek tek attım. Karış çırpa çırpa attım ama çok mu arasını mı kısa tuttum? Tahsin eğer bir sorun yaşamadıysan geriye kapılar açıktı, rüzgar oldu falan gibi bir sebep gerekiyor. Panlı fırında pişirdim. Nasıl? Panlı fırında pişirdim. Şimdi ben sana olan sorunları hemen söyleyeyim. Ya, hamurum kötü oldu. Bir kere hamuru pişirirken dibinin tutmasını beklememişsin. Dibi kurumuş ve tahta kadar sertleşmiş bir hamur olması lazım daha yumurtadan önce. Dolayısıyla eksilen nemin yerine yumurta girince su balon yapmıyor ama yumurta balon yapıyor hamurları gibi öyle bir takım sorunlar olmuş herhalde. Çek yapmamıştım. Kötü bir başlangıç oldu ama üstüne gidip daha iyisini yapacağım. Genel olarak bilmediğim için 1-0 geriden başladım zaten. Öyle yapa yapa gittim ama tarife de uydum. Birkaç yerde demek ki teknik aksaklık mı yaşadım diyeyim, teknik hata mı yaptım? O kabarmamasına ve güzel olmamasına neden oldu hamurumun. Eki de meşhur eden ve lezzetine lezzet katan hamuruydu. Profiterol gibi sert bir hamuru olması gerekiyordu. Ama öyle olmadı. Dümdüz oldu. Yani yapacak bir şey yok. Kader kısmet. İlk günün günü almaz. Çok çok teşekkür ediyoruz tekrar Mehmet Bey'e. Teşekkür ederim. Tahsin sana da tabii ki. Kusura bakma. Jess'e asıl teşekkürü etmek ben istiyorum. Teşekkür ben teşekkür ederim. Bizim yokluğumuzda yani hem Arda'nın yokluğunda hem benim yokluğumda daha önemlisi bu kadar yoğun bir tempoyla çalışıyor olmasına rağmen sabahın çok erken saatlerinde geliyor kanalımıza. Ama benim işte rahatsızlığım süresince işte Arda'nın yokluğunda bizi kırmayıp tekrar geldiğin için hem bu muhteşem fiziğin hem gülen yüzün hem de profesyonel anlayışın için çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ve katıldığın için teşekkür ediyoruz programımıza. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Yani Welfare'ın ekibinde olmak benim için her zaman çok teşekkür güzel bir şeydir. Teşekkür ederim. Gerek senin yerine veya hiç fark etmez kimin yerine olursa olsun. Birinin yerine olmasa bile ben bu programda olmak isterim yani. Takarım peruma gelirim. Takarım peruma gelirim. Çok teşekkürler. Ben sen peruk işin kolaylaşsın diye saçımı gide gide kestiriyorum. Peruğa geri kalacak. Kırmızı belin de koteli bir atlet vereceğiz. Evet. Koteli derken. Tamam. Çok teşekkürler. Tekrar tekrar. Ekranların başındaki siz izleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz efendim. Finalde bizimle birlikte oluyor olduğunuz için biz 4 hafta bu şekilde yolumuza devam edeceğiz ve 50 bin liralık para ödülünün de sahibini arıyor olacağız hep birlikte. Sizin sevdiğiniz yarışmacılarımızla birlikte yarışıyoruz biliyorsunuz. Yayında emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Onlarla birlikte iyi günler diliyorum sizlere. Yayınımız işte benim stilimle devam edecek. Keyifli seyirler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Gel abi. Sağlık olsun. Hayırlısı bulmuş. Tabii aynen öyle.